Çünkü boru yok arkadaşlar. Boru yok. Herkese merhaba arkadaşlar. Video kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki videomda arabayı aldığımı bahsetmiştim. Arabaya yine birkaç değişiklik yaptık. Size belki videosunu çekemiyoruz. Bugün hem biraz sohbet muhabbet hem bana bir önceki videoda yazdığınız yorumları okudum. Onları cevaplayacağım. Hem araba hakkında biraz daha konuşup hem de biraz gezeriz. Her şeyden önce bu videoyu ilk defa izleyenler olur. Ondan ben bir kendimi tanıtayım. Adım Berk, soyadım Çakmak. 19 yaşındayım. İzmir Bayraklı'da oturuyorum. İşte bir 5 yıldır falan da YouTube'la uğraşıyoruz, ilgileniyoruz. Ayrıca bisiklet işiyle uğraşıyorduk. Daha sonra çıtayı motoru yükselttik. Motordan da arabamı, kendime ait şahsi arabamı aldım. Bir önceki videolarda, hani daha önceki videolarda Chevrolet Aveo vardı. O benim şahsıma ait değildi. Ama bu tamamen şahsıma ait. Her türlü basma, osur usul her şeyini yapabiliyorum. Rahatça arabayla oynayabiliyorum. Her neyse, arabadan bahsedelim biraz da. Araba Opel Astra F kasa 96 model. 250 binde. Değişeni var. Boyası tabii ki de var. Çoğu zaten araba satan kişiler de değişen boyası dese de öyle bir şey yok. İlla ki 96 model kaç yıllık arabalar değişen olsun, boy olsun oluyor. Az olur, fazla olur, o tartışılır bir konu. Bende öyle abartılacak derecede boya ve değişen yok. Gel şöyle bir arabayı. Arabayı 48 bin lira aldığımı söylemiştim arkadaşlar. Çok demiştim, topaş alsana o paraya, şunu alsana. Arabada klima var, buzhane gibi çalışıyor. Hidrolik ve konforlu bir araba. Yani topaşlarla kıyaslanabilecek bir araba değil, topaşları kötülemiyorum. Gel şöyle içinde bir gösterelim. Lentini de yakayım ben bir. Şöyle sen de bir arabanın içini göster Doğukan. Koltuk döşemeleri olsun, iç tavanı olsun, gerekirse flaş aç. Arabanın içi dışı çok temiz arkadaşlar. Zaten gel şöyle bak, şu kapıyı göstersen, 96 model bir arabada böyle bir orijinal şey bulmak kolay bir seçenek değil yani. Şunların deform olmaması, buraların lekeli olmaması. Yani bunları ben temizlemedim, arabayı aldığımda da böyleydi. Arka tarafı göster, arka koltuklar da aynı şekilde. Bir tek şu dürüst koltuğun olduğu tarafta bir yırtığım var. O da nazarlık yani. Efe de orada. Kayıp aranıyor. Arka tarafa pandizot işlemimiz var. Dörtlü pandizot ama şu an param olmadığı için dört tane oval gömemedim. Tek harfi bir bas, iki tane oval var. Başka bir şey yok. İstetmesi var. Bas arkada, gel şöyle göster. Kendim ekstradan döşediğim ledler falan var. O bas var. Kicker'ın bası var. Arabaya cihaz, biraz hiçbir şey yapamadım arkadaşlar. Çünkü arabanın debriyajı, alt takımı, sigortası, bandırolu, osu, bosu vesairesi derken biliyorum plaka da çok kötü, boktan bir plaka. Yani plakalık daha doğrusu. Plakalık yani, boyası vesaire gidip bunu değiştireceğim. Ondan boyamayayım. Yoksa ojeyle falan boyayacağım ama hiç zahmete girmedim. O değişişi için. Daha sonra ne var arabadan bahsedeceğim. Bagajı güzel. Küçük bir dursa da arkası falan geniş. Rahat ediyorsun yani, değil mi sen? Doğukan mesela 1.85. Arkada yine oturabiliyor. Ben biraz koltuğum öne alıyorum belki ama oluyor. Bezlerimizi buraya koyduk, böyle sıraladık. Ayak altı litimiz var arabada. Renk değiştiriyor, kumandalı, modüllü, çakarlı falan. Torpitosu var böyle. Ön konsolu falan göster kanka. Göster böyle bari, bir tanıt, ondan sonra zaten gezeriz. Torpitoyu açsana. Şöyle, şu gel burada hemen. Buradan aldım öyle konsolu var. Ben onu gösteririm sana. Gel torpitoyu göster. Kendim amber led döşedim. Orijinalini çıkardım. Her neyse, araba 96 modeldi bahsetmiştim. 48 bin lira bu piyasaya göre çok çok uygun aldım. Arkadaşlar, arabanın dışından içinden önemli. Konforu da önemli. Yani dışı zaten arabanın aslında pek bir önemi yokmuş. Ben de araba aldıktan sonra fark ettim. Önemli olan arabanın motoru ve yürüyeni. Yani işte alt takımdan ses geliyor mu, oluyor mu, bu oluyor mu? Yani mesela Efe de bir araba sahibi, Tofaş'ı vardı daha önce. Değil mi Efe? Biliyorsun, arabanın dışı mı da önemli, içi mi? Değil mi? Evet. Dış hallo olur. Şu an kaporta boyaya insan 6 milyar veriyorsun, evet. Araban bebek gibi değil mi biraz? Evet. Ama 6 milyar motor yapar mısın? Var mı? 6 milyar motor yapabilir yapamazsın. Misin? Yapamazsın. Neden? Çünkü boru yok. Evet. Çünkü boru yok arkadaşlar. Boru, boru yok. Evet. Arabayı daha fazla basamıyorum. İster ne ister inanmayın. Araba kalkık ve
Şu görmüş olduğunuz elim 3 parmak zor giriyor. Bu araba 6 parmak kalkıp da böyle ön çamurluk. Biz bu yayları kesik zaten videosu var, Instagram'a falan atmıştı. Arabada 60 yanak lastik var. 60 yanak. Bu araba şu an vuruyor. Davlumbazlara vuruyor yani, daha fazla basarsam. Arabaya lastik alacağım. Şu an lastik almak istediğim lastikler 40 yanak falan. Onların da piyasası bayağı yüksek. Ben de asgari ücretle çalışan birisi olarak da bunları alamıyorum. O yüzden YouTube videolarını arttırıyorum ki para gelsin, ben de bir şey yapayım. O yüzden siz ne kadar videoya like bir atarsanız, böyle ben şey yaparsam, etkileşim alırsam araba daha çok bitecek. Fuarlık bir araba olacak ama bu bir senede mi olur, iki senede mi olur, yoksa üç ayda mı olur? Bilemem. Yemin içmem araba harcayacağım adam, bilemem. Benim hakkımı vereyim bilader bak. Araba ver, çekmek, kaç. Fastajını attık arabaya. Arabanın güneş ışığı var, bir burada iki tavanda. Bu orijinal olduğunu kanıtıdır. Bunlar arabanın bütün aksesuar bakımı, bütün her şey bittikten sonra bunlar tabii ki de halledilecek. Araba belki de komple boyaya gidecek veya güneş ışığını, verniksiz şey, vernik atığını giderici şeyler falan filan var. Instagram'da da görüyorum, YouTube'da da görüyorum. Bu işlemleri yapanlar da var. Allah yardımcısı olsun, olan biraz biliyor. Her neyse, belki öyle bir şey yaparız arabanın orijinali bozmak istemediğim için. Bilmiyorum, araba bu şekilde. Konforlu, güzel bir araba. Arabayı aldığımdan beri 4000 km yol yaptım. 4000'de de ben hiç yolda kalmadım. Güzel araba. Senin görüşlerin nerede Doğukan? Ne? Araba hakkında. Ne konuda? Yani araba genel olarak nasıl yani? Güzel. He? Güzel. Gidişi nasıl? Fena. Allah diyorum sana. Araba otoban faresi gibi bir şey arkadaşlar. Ciddi olarak söyle. Bak onu. Bak bak, kaputa bak. Dükkanı fişini unutmuşum ya. Oğlum kaputa baksana. Vay 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 vay. Arabalar arkadaş, arabalar diyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Araba bir de 70'i Efe, bir de 70 görüyor muydu lan? He? Bir de kaç görüyor? Ne bileyim oğlum, bire bakmadım, ikiye baktım. İki kaç? İkide 105 geliyor. Yok 105 olmaz, 100 de o. 105'te kesiciye giriyor. 100 ya da 98 falan görüyor ikide. Birde de görsün 50-60. Üçte ama şundan eminim, üçte 145 net, 148-150 falan keseceği giriyor. Dördü daha köküne kadar gidemedim ama arabayla bir kere 5. viteste Çeşme'ye giderken 210'u gördüm klima açıkken. Arabada da 4 kişiydik. Teyip meyip arkadaşlar hiçbir şeyim yok hani arabada, daha şu an dandirik düstrik bir teyip kullanıyorum. Yani cidden araba işi, masraf işi, motor gibi değil. Şu anda da müziği açamıyorum, arabanın size cihazını dinletemiyorum ama bunu Instagram'dan takip edenler beni görsün. Orada zaten arabanın sesini falan paylaşırım. Egzozumuz var arabada. Bundan bahsetmedik. Plaka falan değişti arkadaşlar. Arabanın çok işi var. Biz daha fazla konuşmadan o zaman bir kardeş arkadaşlarla bir tur atalım mı? Ne dersiniz? He? Atalım mı birader? Tekelin oraya gidelim. Yani. Tekelin oraya mı gidelim? Aramaz mısın? Bu da tekel değişe başladı. Bu da başladı diye çıktı. Sen de çalıştın ya. Ben de çalıştım. Ben şimdi sanayide çalışacağım ama. Sanayici olduk artık. Bakalım hedef servisçilik. Şey gibi oldum lan, TikTok'ta var ya. Baba yayın ki. Kızlar efendim, biliyor musun? Nasıl ya? Bir daha yürüp arama alanı benim abi. Bu gömleği almadan geldi. Buna dedim hadi koş derim, arabayı videosunu çekeceğiz. O zaman hadi. Arabayı baş çalıştırıyoruz de. Arabayı çalıştırıyoruz. Doğukan arkaya geçip çeksene. Egzozun hiçbir cidden videosu yok. Bir tane çeksene bakalım. Bir daha polisler gelir. Hadi hadi. En son bir tane çekelim. Hayır hayır, şimdi unuturuz, unuturuz. Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Bu araba dışarıdan daha çok bağırıyor lan. Evet. Birader baltıken içerideyiz yani biz. Daha şey olmasın, normal. Hadi lan hadi yürü. Farlar kapalı. Açık olmaz. Farlar açık değil. Partlarla gidiyoruz kardeşim, partlarla, partlar. Yapma oğlum, yapma. Başımıza bir iş gelecek. Başımıza bir iş gelecek. Başımıza iş gelecek. Da 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 da. Bek abi durduruyorum. Niye? Allah için. Allah için. Hadi düz gideceksin işte, sağdan çıkacaksın. Doğukan video döneceğim, nasıl çıkıyor? Kötü çıkıyor. Şu an güzel çıkıyor. Bir ışık vurunca. Arkadaşlar arabanın ön camını da çizik. Arabanın ön camını değiştirmeye de 580 TL para istiyorlar. Bitti 580. 580 sadece cam. İşçilik hariç. Bunun işçiliği de var. Nereye gidiyorsun oğlum?
Kanka buradan değil çıkış ya. Buradan terse çıkıyorsun, görmüyor musun? Terse çıkıyorsun şu an resmen. Ölüyor dönüyor tersine. Dünyam dönüyor tersine, dertine, dertine. Yetti şu an ne? Şarkıyı kapatın oğlum telif. Durma ya. Allah hiç bu taşıt durmuyor arkadaşlar. Abi videoda güzel çıkıyor muydu derim, doğru söyle. Aha. Geçen video çünkü çok kötüydü. Güzel çıkıyor çıkıyor. Arkadaşlar güzel bir like, yorum vesaire gelirse arabanın top speed'ini de ölçmeye çalışırız. Yani en azından 4. sese kadar. 5'i yiyemez. Çünkü 5 220'yi falan geçer diye tahmin ediyorum. Hani 220 zor geçer belki ama geçer. Yani benim tahminimce. Allah için. Dünya dönüyor tersine, tersine, tersine. Şu ışıkları beyaz yapsak daha faydası olmaz mı kanka? Olmuyor. Polisi gruba katıldı. Oğlum hadi lan, niye yağmur bu? Oğlum. Allah. Allah için. Arkadaşlar güzel bir like veriyorum atın be. Hadi be. Direnci değiliz be. İş adam bakanlar diyor bu deliler adamın için ne kadar şey yani. Böyle daha zevkli oluyor. Ha bir de arkadaşlar böyle kullanıyorsanız arabanız yaklaşık 70 kuruş 65 kuruş falan yakması çok normal. Ben çoğunlukla böyle kullandığım için araba çok yakıyor. Nasıl? Bindir vereyim mi? Nasıl? Araba videolarını seviyorsunuz galiba ama biz yani ben işten geç çıktığım için akşama kalıyoruz. Biraz bir de benzin çok pahalı. Benzin de pahalı yani tüplü pahalı, araba tüplü bu arabada. Su mu yakıyor lan? Beğenin lan. Valla yani bir şeyler yaparsanız etkileşim bence çok güzel olur. Oğlum beğenin desene. Beğenin ya. Dünyam dönüyor tersine, tersine, tersine. Ne gelene, yetişane. Şey adam bizim videoları atmış lan. Ne? Korku evi videoları. Şey yapabiliriz arkadaşlar, korku evine gidebiliriz. Gider miyiz? Gideriz. Şimdi. Bu şey var ya, arabanın içine koyduğum. Kağıt. Kağıtlar. Ben onu koydum, bir tane adam ne diyor biliyor musun? Ben o kağıtlar yüzünden diyor kaza yapıyordum diyor otobanda. Ben de yapacaktım, ondan attım kanka. Geliyor abi. Hoppa! Ben ezberledim artık. Bir daha senin dediklerin hiçbiri anlaşılmayacak ha rüzgarda. Dediklerin hiçbiri anlaşılmayacak rüzgarda. Bu sefer de ekstra sesi güzel gelmiş. Daha güzel geldi, çok geldi. Motoru ben atma. Motoru ben atma. Yavaş ama. Bana Allah seni yapmadım. Ne yapmasın Mercedes. MYT müzik. Aç oğlum. Bir de 6 dakika oldu ama. Yani kapanacak diyorsun, havza doldu. He. Var 7.5'u ilaç şey yapalım. Tam basalım artık biraz. Allah.
90'da bıraktı bak, basmadı 90 daha. 90 gördü mü? Gördü. Bakmıyorum kanka ben abi. Şimdi bak, bu ana caddeye çıkacağız. Dümdüz yol ya, orada deneriz. Yani orada... bir de kaç görecek, iki de kaç görecek. Birader 30... Bence hiç durma. Gidişi değil de dönüşü çeksek. Hem orada ben o işleri halledene kadar sen video silersin. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Biliyorum kısa, biliyorum kalitemiz kötü. Telefonu da almaya çalışıyorum bir yandan. Allah nasip ederse telefon aldığımda daha güzel bir şeyler olacak. Şu olaylar bir düzelsin. Ne? Şu olaylar bir düzelsin. Şu olaylar düzelsin, bir düzelteceğiz. Daha fazla uzlaştırmak istemiyorum. Uzlaştırmak. Her neyse. Çalışıyorum, çıkıyorum işten, hava kararıyor. Yani bu şekilde oluyor, elinden geldiğini yapmaya çalışıyorum. Seni seviyorum, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, like yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet, seni çok ama çok seviyorum. Instagram'da bir destek. Bunlar... Berçak'a bakacağız.